şöyle bir saldırı yapabiliyorsun. Oo, vuruş animasyonları çok iyi. Ama ben bunu alışasıya var ya 10 kere dayak yerim. Bu melee atak. Buradan da şöyle. Anladım. Mouse'un orta tuşundan da uzak mesafe atağı yapabiliyormuşsunuz. Nice. Her şey güzel. Hop. Kafana şöyle kurşunu veririm abi. Çok güzel lan. Oğlum bu oyunun bedava olması mükemmel bir şey. Gerçekten mükemmel bir şey. Air dash. Şöyle tamamdır. Bastık buna. Dur bir şey yapamadım. Mermim yokmuş. Mermim yokmuş. Bir şeyler yapmaya. Nice, çözdüm olayı. Zıpla. Şöyle S'ye bastığın zaman aşağıya doğru kaçıyoruz. Ama bunu sonsuz yapamıyoruzdur herhalde diyecektim. Vallahi birkaç kere yaptım. Vardır onun da bir muhabbeti ama şimdilik her şey mükemmel gidiyor. Pardon lan. Hop. Başka şöyle hareketler yok mu? Dur dayım dur, tamam bir şeyler... Aa, bir şeyler denerken dayağı yiyeceğiz şimdi. Dodge'lamayı unutmayın. Ben sürekli bunları böyle keseyim abi. Böyle kesersem ben hasar yemem. Ama bunun bir kullanma limitinin olduğuna eminim yani. Bunu bize sürekli kullandırtmazlar. Daha hala gelen var anlaşılan. Gelen var mı? Yok ha. Orada başka bir şey yapacağız. Güzel. Bu tarz oyunlarda genelde böyle sürekli düşman dalgası gelir. Siz onların arasında hayatta kalmaya çalışırsınız. Baya bir ara sahne falan da kasmışlar. Yani single bir oyun olmanın hakkını vermiş. Evet, ilk boss'umuzla karşılaşacağız galiba. Bu ne lan? Değişik bir tipleme. Bakalım. Anlaşılan bu tarz şeylerden. Benim kurşunum niye bitti abi ya? Kaç kaç. Bu pek zorlamadı bizi ama zorlamayacağı anlamına gelmiyor. Kaç. Boss savaşları. Tepeden vurayım dedim, ara sahneye girdik. Zamanı durdurduk lan şu an. Şu an kesin özel bir yetenek kullanacak ve içimizden geçecek. Bunun başka bir açıklaması yok abi. Hadi. Hadi şekerim. Ne oluyor lan? Vallahi bir şeyler oldu ama ne olduğunu da anlamadım. Gram anlamadım. Her özelliğimizi kapattı şu an bizim. Biz bir sanal alemde miyiz? Anlamadım gitti ya. Aralarında şey konuşuyorlar. Özelliklerini kapattım falan, pişman. Böyle yarım yamalak görüyoruz her şeyi. Sağ klaya basınca şöyle bir sensör bırakmamızı istedi. Bu sensör sayesinde kendimizi güçlendirebilecekmişiz. Yani o sensörü seçmemi istiyor. Seçtim ama ne olacak bilmiyorum. Ha bak, aşağıda kırmızı bir şey gösteriyor. O da görmediğimiz şeyleri göstermeye çalışılıyor. Head sensör de görmediğimiz şeyleri görmemizi sağlıyor anladığım kadarıyla. Smell sensör. Head kalp sensörüydü, tamam mı? Şimdi de koku sensörünü açacağız. Bu head sensör, koku sensörü de etraftaki izleri görmemizi sağlıyor. Anladım. Ulan oyun bayağı zannettiğimizden daha derinmiş ya. Gerçekten söylüyorum ya. Neden bedava lan bu oyunu aslında? Fiyat verseler parayla da alınır yani. Acaba firma kendini tanıtmak için mi böyle bir şey yaptı? Oo, nasıl ölüm olduğunu falan görüyoruz. Nice abi. Ben görünmez şu an nasıl savaşacağım onu anlamış değilim. Fly away. Abi ne oldu hiç anlamadım. Vallahi hiç anlamadım ha. Şimdi dojo diye bir mekanı uçuruyor beni. O dojo denilen mekanda dojo dediğimiz bunların eğitim gördüğü yer gibi bir şeydi herhalde. Oğlum bunlar harita tasarlamamak için böyle ilginç şeyler mi yaptılar ki lan acaba? Yani aklıma başka hiçbir seçenek gelmiyor. Talk to Tengu diyor. Tengu'yu görmüyoruz anasını satayım. Bu Tengu herhalde. Sen Tengu musun baba? Repair. Confirm abi. Ha sonunda ya. Sonunda abi biz robot muyuz neyiz anlamadım ki ben. Kendimizi tamir edene kadar hiçbir şey yapamıyoruz ya.
farklı farklı şeyleri öğretecekmiş bize. Tamam. Bastık. Şuraya gitmemizi istedi. Seslerini takip ediyoruz. Abi sensörlerimi kullanarak düşmanın yerini tespit etmeye çalışıyorum. Birini tespit ettim baba. Tamam mı? Şunu da tespit ettim. Tüm sensörlerimi kullanarak bu sensörler sayesinde farklı iz bırakan düşmanları takip edebiliyoruz. Şöyle shift'ten dodge'luyoruz. Bundan shift'ten blokluyoruz. Bundan dodge'luyoruz. Başarılı mı? Başarılı. Blokluyoruz. Dodge'luyoruz. Şimdi blok. Gel. Gel bloklayacağım seni. Nice. Şimdi ben bunun içinden... Aa tam içinden geçecektim lan. Niye bitiriyorsun görevi? Şu ana kadar oyunun görünümü, oynanışı size nasıl geldi dostlar? Lütfen görüşlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Hepsi benim için çok değerli. Dediğim gibi bu her gün farklı bir oyun oynadığım serinin devam etmesi için de beğenileriniz çok çok önemli. Beğenin abi. Abi değişik değişik sahneler var. Demin şimdi bir sensörümü kullan diyor. Hava sensörüyle. Oha. Abi o sensörden sonra bildiğim mekanın tasarımı değişti. Burada başka var mı? Yok. Şuralarda var. İlerleyelim abi. Diğer sensörlerim ne iş yapıyor şu an? Hiçbir şey. Dur şurada adam var. Gördüm. Koçum. Seni göremeyeceğim falan. Oo dur lan dur. Sen tamam tamam rahat ol rahat ol. Abi şu yere çarpma yeteneğimi kullanamıyor muyum? Ben o yeteneğimi kullanabileceğimi düşünerekten savaşa katıldım. Abi o sadece ilk başta bana formalite icabı verdiği bir yetenekmiş dur. Bunu biz yeneriz ama sıkıntı. Şöyle kurşunlaya 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 ve finishimizi yapalım. Bak 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 finish'e bak. Çok güzeldi ama başkaları da olabilir. O yüzden bol bol etrafa bakarak gideceğiz. Şimdi şöyle düz gidelim. Var mı burada kimse? Başkalarını bul. Aha dur adam. Adam gördüm gördüm. O neci? Nasıl görülüyor şu an o? Tamam yakaladık. Abi o silahla böyle zamanında vurunca çok güzel finişler atabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde bitirecek bunu da. Nice. Oo. Dövüşeyim derken çok vuruyorlar abi ya. Çok vurduk. Oo, 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 dur. Mecbur bunları bu şekilde öldürmem gerekiyor demek ki. Yoksa kılıçla yani çok zor ölüyorlar dostlar. O yüzden yapacak bir şey yok. Yine bir ayak sesi. Dur şurada. Heh, burada da bir sensör var. Yani o duyularımızı kullanmak ayrı bir güzel olmuş. Çünkü sanal bir dünyadayız anladığım kadarıyla. Ve bu dünya siline biliniyor. Bu sensörler sayesinde de biz neleri görüp görmediğimizi anlıyoruz. Mesela sıcağı gördüm bununla. Bununla havaya görüyorum. Bir normal gidelim. Geliyor birisi. Aa mermim yokmuş. Bunları anladığım kadarıyla böyle döveceğiz. Dur tamam. Orada buna ben birkaç kere vurunca bir şey oluyor. Gençler benim o özelliği çözmem lazım. Bak bak. Vurdum vurdum vurdum. Vur vur vurdum ya. Şimdi mesela o ne oldu? Kırmızı oldu. Kırmızıya basınca ne oluyor? Kırmızıya basınca ona kritik bir vuruş yapacağım şimdi bak. Anlamadım yine ya. Bir şeyler yaptım orada ama. Dur 1, 2, 3. Ya bir dur bir. 4, 5. Bunu aldım. Evet. Gördünüz mü olayı? Tamam ya. Diyordum abi çok az vuruyoruz. Bunun bir mekaniğinin olması lazım. 1, 2, 3, 4, 5. Bastım. Koku. Bak. Geldim ya. Şöyle. Mouse'la işaretliyorum. İçinden geçiyorum böyle. Onu ne kadar inceyken yaparsanız o kadar çabuk hasar, çok hasar veriyor. Mükemmel mekanik. Gerçek. Allah dur lan adam var hala.
Dur abi, bu da sağlanmış ama nasıl olsa nasıl öldüreceğini çözdük. 3, 4, 5. Bak hop aldık değil mi? İzle şimdi. Tam bu incecik olduğunda, basacağım. Neredeyse teklerim. Bir adam daha var yalnız etrafta. Gel buraya, gel canım. Taktiğinizi çözdüm oğlum. Kaçışınız yok yani, taktiğinizi çözdüm. Geldim. Şöyle hedefledim. Hadi oğlum. Nice. Çok güzel. Ama o belki farklı bir tarz da olabilir. Ben yanlış da biliyorum da olabilir. Ne oldu lan? Son anda yine buna geldi. Başkası da geliyor. Aa, bunları tek tek böyle öldürüp... Oha! Boss geldi. Boss'un yanında başkaları da var. Aa, dur lan. Ya ne güzel, boss'u vuracaktım. Hadi. Hadi. Ya. Ölmeyeyim şunda. Kahretsin ya. Ya orada medkit yazıyor ya. E'ye basasım geliyor. Sonra atağım kesiliyor. Ne olduğunu anlayamadım yani bir türlü. Neyse dostlar, o kadar uğraşmayalım. Şimdi en azından videoyu sıkıcı bir hale getirmeyelim. Size güzel yeni bir oyun katmış olayım. Bu tarz farklı gameplay videolarının daha sık gelmesini istiyorsanız lütfen beğenin, yorum bırakın. Abone olun, bildirimleri açın, tüm tuşlara basın, bir şeyler yapın. Ben hepsine çok minnettar olurum. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.